dizide zamanları öğreniyoruz. 10 tane zamanı bakalım kaç dakika içerisinde öğreneceğiz. Şu kuralımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Özneden sonra muhakkak zaman gelir. Yani zaman bizim fiillerimize eklediğimiz zamanlardır. Yaparım, yapıyorum, yapıyordum gibi. Bu mantıkla yola çıkarsanız ben, burada gözükmeyen bir do vardır Rize'nin re'si. Ben yaparım. Yani yaparım. Me harfi. I am doing. Değil mi? Bu şimdiki zamanı verir bizdeki. Your ekini verir. Şimdiki zamanda olduğunda öznelere göre am is are. Sonra fiile de ing takısı gelir. Yani şimdiki zamansa bu yapıyı kullanıyoruz. Bunun bir geçmişi yoğurdudur. Onda da mantık olarak zamanı am verdiğine göre şimdiki zaman. Bunu geçmişe attığın zaman da am neyizin geçmişi was. Are'ın geçmişi de were'dür. Yani I was doing dediğimde geyik söylemiyorum. Yapıyordum oluyor. I am going to do. Burada ecek acağı veren zamandır. Kesinleşmiş planlarda kullanıyoruz. She it'te de is, they'de, we'de, you'da da are olacak. Yani I am going to do dediğimde kesinleşmiş bir planda ecek acağı veririm, yapacağım. Bunun bir geçmişine gittiğim zaman kesinleşmiş planda yapacaktım dediğimde acağı tı getiriyorum Türkçemde. İngilizce'de matematik olarak emin bir geçmişini atıyorum was. Aynı yapı devam ediyor. I was going to do. Yapacaktım. Dün seni ziyaret edecektim şeklinde. Bu will kesinleşmemiş. Ecek acaklarda İngilizler kullanıyor. Ben yapacağım. Kesinleşmemiş. Kafasına koymamış. Programını yapmamış. Mesela bir anda ben eve gideceğim dediğimde burada plan daha önce yapmadığım için I will go home diyorum. Evet. Bunun bir geçmişi would'dur. Türkçemizde bunun da karşılığı yanlış yazmışsınız buraya. Yapardım. RD geliyor arkadaşlar. Yapardım. Yani bizim Türkçemizde RD'nin geldiği yapıdır. Mesela Will Smith'in yerinde olsaydın ne yapardın? What would you do? Ne yapardın? If you were in his position, in Will Smith's position. Tokat mı atardın? Yoksa kafa mı atardın? Yoksa sadece gülüp geçer miydin? RD'yi verdiği zamandır. ID, tarihi belirli. Mesela dün bir şey yaptım. 2 yıl önce bir şey yaptım da kullanıyoruz. Fiilin ikinci halini. Tarihi belirli. Diyeceksiniz ki tarihi belirli ile belirsiz ne demek? Mesela kolumu kestim. Kanıyor. Şimdiki zamana dayıyor. Bakın tarihi belirsiz. Kolumu kestim kanıyor. Hiç Londra'da bulundun mu? Tarihi belirsiz şimdiki zamana kadar geliyor. Have artı örtüşlü soruyorsunuz. Have you ever been to London şeklinde. Dün hiç ayran içtin mi ile dün ayran içtin mi farklı zaman dilimlerine hitap ediyor. Dün ayran içtin mi de did you drink ayran yesterday? Hiç ayran içtin mi have artı örtüşe giriyorum. Have you drunk? Drink'in üçüncü adı drunk. Have you ever drunk? Ayran şeklinde ilerliyorum. O yüzden have artı verb 3'te bu do'nun üçüncü halidir. Yaptıma girer, tarihi belirsiz. Bir özelliği de şimdiki zamana değmesi. Bunun bir geçmiş, have'in geçmiş had'dir. Done'ın geçmişi de verb 4'tür ama daha verb 4'ü İngilizler icat etmediği için verb 3'te kalıyor. Yani tarihi belirsiz zamanın geçmişi bizim Türkçemizde de miştı muştuyu verir. Yani yapmıştım. İngilizce Tom Kadıköy.